Silikon Vadisi'nden herkese merhabalar. Ben Umut Büyükörük. Bugün yine her gün olduğu gibi yepyeni teknoloji gelişmeleriyle karşınızdayız. Ve yine Dinçer'le karşınızdayız. Aslında teknoloji dünyasında yeni ve yeni gelişmeler dediğimiz zaman her ne kadar akıllı telefon ve tabletler akla gelse de evet. Bugün biraz daha ürkütücü ama heyecan verici de aynı zamanda bir haberle karşılarındayız. Yok abi valla ürkütücü ya. Tam ürkütücü doğru ya. Ürkütücü dediğin şey. Yani ürkütücü derken yepyeni bir savunma sanayi teknolojisinden bahsedeceğiz bugün. Çok fazla Türkiye'de üzerine durulmadı. Aslında çok yeni bir haberdir. Geçen hafta çıktı bu haber. Ama bizim gözümüzden kaçmadı. Açıkçası bilmiyorum bizden başka ezanda var mı ama bunu. Bugün de bu videoyu işleyelim dedik bu haberde. Şöyle DARPA biliyorsun Amerika Savunma Bakanlığı'nın ileri teknolojiler araştırma merkezi olarak Türkçeleştirebiliriz DARPA'yı. Asker aslında bunlar, askeri bir birim. Ve yeni bir teknoloji daha geliştirdiler. Muhtemelen bu teknolojiyi biz gündelik hayatta başka şeylerde kullanıyor olacağız. Çünkü genelde DARPA Savunma Bakanlığı için bulduğu şeyleri Google veya diğer firmalar aracılığıyla günlük hayatta geçiriyor. Şimdi bu bulunan şey Exacto adında bir mermi. Daha doğrusu akıllı bir mermi. Her şeyin akıllı çıktı ama merminin nasıl çıktı dersen. Şöyle Exacto sniper biliyorsun sniper çok böyle oyunlarda kullanılan nişancı tam olarak keskin Türkçesi. Nişancı. Keskin nişancılığı artık çöpe atıyor. Şöyle ki eskiden keskin nişancı olmak bir yetenekti. Şimdi ise bir teknolojiyle artık herkes keskin nişancı olabilecek. Çünkü o kadar iddialı yani. O kadar iddialı, hatta şu anda Adem muhtemelen videosunda gösteriyordur altta. Yapılan çalışmalar da artık açıklandı. Bu kimdir, ne zaman bulundu da biz şimdi artık görüyoruz. Exacto'nun yaptığı şey şu. Üzerinde bir lazer var. Siz bir yere odaklandığınızda bu lazer hareketli nesnenin giriş hızını ve şeyini hesaplıyor, hareketini hesaplıyor ve bildiğin hani bu uçaklardaki kilitlenme olayı vardır ya, aynı o şekilde. Gerçi uçaklarda kilitlenme tamamen ısıyla çalışıyor. Bu da aslında bir ısı teknolojisi, yani lazer ışını gönderiyor oraya ve onunla kilitlenip hedefi vurmanı sağlıyor. Dolayısıyla da attığın hedefin nereye gittiğinde çok bir önemi yok. Yani sen hedefe kilitlenmen yeterli. Yani bu kadarlık keskin nişancı olman yeterli ama Exacto sayesinde, bu akıllı mermi sayesinde hedefi 12'den vuruyorsun. Ya aslında bahsettiğin şey gerçekten çok korkutucu. Tabii. Çünkü keskin nişancı olayında bile sapmalar, işte ne bileyim işte tabii rüzgar ki. Hesabı, nefes hesabı, onun dışında bölgenin nem oranı, her şey hesaplanıyor. Özellikle sniper oyunları oynayanlar bunu çok iyi bilirler. Evet. Yani dediğin gibi aldığın nefesi bile tutmak ve ona göre kilitlenmek zorundasın. İşte hava şartları vesaire, bunların hepsi etkendir. Bir de ikincisi, hani uçaklara örnek verdik. Uçaklardaki kilit sistemi tamamen ısı üzerine çalışıyor. Dolayısıyla hani belki seyredenler ya da işi iyi bilenler hatırlayacaklardır. Uçaklar bu tür kilitlenmelerden kaçmak için arkasından ateş topları bırakırlar ki hani o güdümlü mermi diyeyim hedefi vurmasın. Bir de saatte 1200 km 1300 km ses hızından daha hızlı giden araçlardan bahsediyoruz. Yani onların manevra kabiliyeti, yani milisaniyelerde kaçabiliyorlar ama şimdi sen bir insana kilitlendiğinde senin saatteki kilometre hızın belli. Yani özellikle böyle yürüyen bir, hani duruyorsan zaten hani şans yok da ama yani yürüsen de koşsan da hani maksimum yapacağın 5-6 kilometre hız yaparsın. Dolayısıyla da hani Exacto'dan kaçmak neredeyse imkansız. Ama insan şanıyla ölür ya. Yani güdümlü mermiyle ama hani normalde bir yerde aslında hain pusuya düştük falan olur da bunda bayağı teknoloji yani konuşuyor. Tabii ki bunları büyük bir ihtimalle 2-3 kilometrelik, 1-2 kilometrelik menzili olan silahlara yerleştirecekler. Ve hani uzun mesafeden atışlarda kullanacaklar ki zaten dediğim gibi videoda bunu yapmışlar. Gerçekten şu ana kadar %99.9'luk sonuçları elde etmişler. Yani gerçekten hani nokta atışı. Ve dediğim gibi kaçırılması neredeyse mümkün değil.
Tabii ki bunun da savunma, yani buna da karşı savunma sistemi muhakkak geliştirecektir. Muhakkak o lazer ışınını etkileyen ve lazer ışından korunmaya yarayacak yani karşı teknolojiden muhakkak... Kıyafetler üretilebilir. Aynen öyle. Yani bu şeyde değil tabii, hani bunun karşısında hiçbir teknoloji konulamaz değil, ama bu bir yeni teknoloji. Evet. Muhtemelen bu yeni teknolojide karşısında başka bir teknoloji doğacaktır. Ama savaşların geldiği noktayı anlatmak açısından biz bunu söylüyoruz. Ve tabii ki orduların gelişimi açısından da bunu anlatıyoruz. Ya aslında bu konuştuğumuz şey bir yandan heyecan verici, bir yandan da işte ürkütücü diye o yüzden söyledim. Hı hı. Hani böyle piyasada teknoloji dendiği zaman böyle bir akıllı telefon, işte akıllı saat, şimdi, bir çılgınlığı varken dünyada böyle şeylerin döndüğünü bilmek teknolojiye bakış açılarını değiştirmelerini istediğimiz için de aynı zamanda. Çünkü evet, teknoloji o kadar canını böyle yekpare ortaya konulası bir şey değil. Evet. Çünkü atom bombasında da işte aynı şey oldu. Yani, kesinlikle. Yani evet, bir teknoloji miydi? Teknolojiydi. Hı-hı. Ama iyi bir şey için kullanılmadı. Yani evet, bu noktada teknolojiye bakış açılarını da herkes ona göre ayarlarsa sanırım dünyada çok daha az cana mal olur yani. Evet, bir şey daha söyleyeceğim. Çok doğru bir tespitte bulundun. Eklemek istiyorum buna. O da şu, beni korkutan kısmını söyleyeyim sana. Konuşmanın başında dedik ya, hani DARPA'dan birçok teknoloji çıktı, o teknolojiler gündelik hayata girdi. Bu da muhtemelen gündelik hayata farklı konularla girecektir. Evet. Ama en çok korktuğum nokta şu, Çin ve bazı Asya ülkeleri hemen bunun bir benzerini, bir imitasyonunu yapacaklardır. Ve çok başarılı imitasyonlar yapacaklardır. Yani bugün Google Glass benzeri, gir Alibaba'ya, bir sürü Google Glass bulabilirsiniz. Akıllı saat bulabilirsiniz vesaire vesaire. Yani muhtemelen bu da onların eline geçtiğinde bir şekilde benzer çeşitli benzer şekillerde çeşitli ürünler çıkacaklardır. Ve o ürünlerde çok hızlı bir şekilde ve ucuza dünyada, diğer ülkelerde ve dünyada da görülmeye başlanacaktır. Evet. Korkarım ki 3-5 sene sonra, 6 sene sonra sokak tabancalarıyla şey, tabii hani normal mermi değil de hani böyle hani çocuklar birbirine böyle oyuncak ateş ederler ya pit diye, böyle hani onu da böyle exacto işte baby model falan şeklinde çıkartıp kids model şeklinde birbirine böyle lazer silahı ateş eden çocuklar görebiliriz inşallah. Tabii görmeyiz. Biz her zaman her şekilde şiddete ve savaşlara karşıyız. Silikon Vadisi olarak umarım da böyle şeyler görmez, ama hani gerçekten çok farklı bir noktaya gidiyoruz. Dinçer, verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederim. Umarım izleyicilerimize de bu gidişatı bir nebze de olsa aktarabilmişizdir. Konu hakkında eklemek istediğin başka bir şey var mı? Ben bugünlük bu kadar. Tabii çok detaylı bir konu, çok teknik. Bu kadar tekniğe girmeye gerek yok, ama arkadaşlarım her zaman daha böyle soruları varsa aşağıdaki Twitter adresinden bana ulaşabilirler. Sorularını iletebilirler. Çok teşekkürler. Rica ederim. Evet arkadaşlar, bugünlük bizden bu kadar. Bizleri aşağıdaki Twitter adreslerimizden ve YouTube kanalımızdan takip edebilir ve dilediğiniz soruyu bize yönlendirebilirsiniz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.